Merhaba arkadaşlar. Dirseğe yönelik sorularla beyin jimnastiğine devam ediyoruz. Sizler de soruları durdurup çözebilirsiniz. Bugünkü soruları Ankara'dan Şira arkadaşımızla birlikte çözüyoruz. Şira arkadaşımız programa katılmak üzere. Şira geliyor hocam. Bir dakika. Tamam. Tamam hocam. Teşekkürler. Tamam. Evet Şira. Tekrar hoş geldin. Bunu yapıyorduk. Evet. Bunu yapıyorduk. Sen direkt cevabı buldun. Tamam. Güzel. O zaman hemen geç. Burada da bir tane film var. Uçağa binmiş bir tane film var. Evet. Doğru cevap. Hemen geçtim. Burada da tavşan var. Tavşan ve bir tane... Yok, tavşan değil mi? Kedi. Evet, evet. Kedi ama yanında biri var herhalde. Tamam. Buldum galiba. Evet, buldum. Evet. Artı bir sorusu. Bu biraz üst seviye bir soru. Karışıkmış. Evet. Karışık soru. Önce sorunun mantığını görmek gerekiyor. Aslında şöyle Şira, bir pencere gibi fakat bunu 3 ayrı bölmeye dağıtmışlar. Hepsini birleştiriyor. Mesela bak, ilk sıradakini bir yapalım, buradakini. Şimdi şu ortadakini ben alıyorum, buradan buraya koyabiliriz. Bak, koyduğumuzda bu buraya gelir. Bu kıyıdakini de buraya koyarsak bu şekil olur. Bunu da buraya getirirsek böyle olur. Gördün mü? Bir pencere gibi yani. O zaman bu da aynısı. Bu da aynısı. Şimdi buradaki ikinciyi bire koyarsak şöyle bir şey olur. Evet. Geri kalanını biz tamamlayacağız. Yani buraya gelmesi gereken, üçüncüye gelmesi gereken geri kalanı. Ya, tamam. Evet, doğru cevap. Bak bunu buraya koyarız. Bunu da buraya yerleştirirsek şöyle. Evet. Pencere gibi olur. Pencere gibi olur. Şekil tamamlanmış olur. Evet, doğru ama cevap. Ama alttakini çok düz çizgilerle çizdiniz. Alttakini mi? Güzel çizdim yani. Hı. İyi bir soruydu. Geçiyorum bunu. Güzel desenler varmış ama. Evet. Güzel, bak sen iyi yapıyorsun. Evet, doğru. Aferin. Bir de böyle şemsiyeli bir şemsiyeler var burada. Evet.
Evet. Bak şurada küçük bir şu şemsiyenin kıyısı kalmış değil mi? O da burada bak. Evet. Dolayısıyla ortada da normal diğer şemsiye olur. Cevabımız onun için D seçeneği olacak. Evet doğru. Aferin. Geçtim yeni soruya. Bence beyaz kısmı hep bir tane şekil gelecek. Evet, burası doğru. Beyaz kısmın rengi de değişmeyecek bence. Evet. Onu eledim. Güzel. Şimdi ikiye düşürdük. Acaba ikinci seçenek mi, üçüncü seçenek? Onu da yukarıdakine bakarak buluyoruz. Evet. Peki nasıl buldun Şira? Şimdi bak şöyle ben şuradaki kalp var yukarıda. Kalp ortaya gelmiş. Bak burada. Buraya gelmiş. Buradaki şu dörtgen de yukarıya çıkmış. Bak buraya gelmiş. Kaymış. Dolayısıyla Ama ben diğerlerine bakarak çözdüm. Mesela en sonuncu olamaz. Çünkü beyaz yere bir tane şekil gelmeli bence. Evet, beyaz yere burada bir tane şekil var. Ama siyah olanlar yukarıda. Evet, ama siyah olanlar yukarıda. Bu da bizim için yeterliydi aslında. Doğru. Aferin. Buradan da bulabilirdik cevabı. Bana güzel. Peki, o zaman diğer soruya geçiyorum. Toplama yapmış. Toplamış. Olmuş. Evet. Doğruydu. Bence burada da yansımasını koymuş. Yansıma var. Ben de bir keresinde kelebek çizmiştim. Evet. Bir kanat diğerinin yansımasıydı. Bir daha çizsen geldi biz çizebildiğin kadar buraya. Çizemem. Öyle mi? Unuttum çünkü. Unuttum. Kelebek çizmesi güzel olur aslında. Şöyle kanatları yapıyorlar. Böyle mi kelebek kanatları? Evet. Değil mi? Şeyleri oluyor. Evet. Bunun gibi bir şeyler oluyor ama. Çizebilirim ama yine de. Başka bir tane kelebek çizebilirim ama belki. O zaman başka çiz. Çizeyim mi? Evet. Hadi bir çiz. Mavi kelebek olsun. Tamam mavi olsun hadi. Bir kanat böyle. Evet. Bir kanat böyle olsun. Böyle şey. Evet. Aa, bak. Senin kelebeğin benimkinden çok daha güzel oldu. Senin resmin de güzelmiş. Aferin Şira. Ya. Ama kelebeklerin boynu çok uzun oluyor. Ama sevimli canlılar, kelebekler. Ben çok seviyorum. Çok seviyorum. Evet, uçuşları falan. Kanatları benek benek renkli renkli oluyor. Evet. Bir keresinde avcım kadar kelebek görmüştüm. Çok güzel oluyor. Onları uçuşlarını seyretmek de çok güzel. Güzel uçuyorlar. Evet. Peki. Geçelim o zaman yeni soruya. Yine bir madde yoktu. Saat yönünde mi dönüyor yoksa? Evet. Sen cevabı buldun. Şu mu? Hangisi? Aferin.
Gerçekten iyi buldun. Ama en sondaki şekil çok güzel bir şekil. Çiçeğe benziyor. Gerçekten o da çok güzel olmuş değil mi? Ben de çok beğendim. Güzel bir şekil olmuş o da. Çiçek gibi. Çiçeğe benziyor. Evet, doğru. Peki, hadi geçtim o soruyu da. Evet, doğru cevap. Matrislerde de çok iyisin Şira. Hepsini doğru yaptın şimdiye kadar ki tüm soruları. Bakalım. Sorunun mantığını anladın mı? Bir kural var. Aslında Şira burada toplama yapmış. O zaman cevap şu mu? Evet, cevabımız B seçeneği. Doğru cevap. Oydu. Bildin yani. Güzel. Peki. Birkaç soru böyle çözelim. Geyik varmış buydu. Evet, geyik var. Bu sefer gölgesini bulmamızı istemiyor. Bu sefer gölgenin kendisini bulmamızı istiyor. Evet. Ama kuyruksuz geyik olmaz. O değil yani. Bunun için cevabımız B seçeneği olacak. Tamam, güzel. Ama aslında doğruymuş. Bu olamazmış. Evet, o olamaz. Bu da olamaz. İki bacak üstünde mi yürüyor zürafa? Bu da değil. Evet. Önden bakmıyoruz zürafa. Tamam. Geçtim o zaman. Bu da sevimli bir kaplumbağaymış. Evet. Sevimli kaplumbağa. Ama bu değil. Herhalde bu mu? Kaç ayağı var onun? Beş ayağı var. Beş ayaklı kaplumbağa. Evet. Beş ayağı olduğu için. İki ayağı. Çok garip. Bir ayağını fazla yapmışlar. Evet. Peki. Burada son soru yapabiliriz. Olur. Tamam. Evet. Bu soruyu da doğru yaptın Şira. Aferin. Peki Fransızca kelebek ne demek biliyor musun Şira? Papillon. Peki başka sorayım. Fransızca kedi ne biliyor musun? Şa. Allah Allah. Fransızca konuşmayı biliyorum ben. Bayağı biliyorsun. Evet. Fransızca benim adım Şira de bakalım. Je m'appelle Şira. Ne kadar güzel. İyi bak. Fransızcayı öğrenmişsin. Aferin. Tamam. Evet. Fransızca o zaman görüşürüz de. Olur ben. Pekala. Ben de Türkçe sana görüşürüz diyeyim. Sonra diğer derste tekrar görüşürüz Şira. Bugünlük o zaman burada noktayı koyuyoruz. Bugün de yine sorularda gayet güzel yaptın. İnşallah Bilsem'in sınavında da güzel yaparsın. Seneye Bilsem'e sen de girmiş olursun. Evet. Sen bu anlamda aslında gayet iyi, kapasiteli bir öğrencisin. Sınavında güzel geçerse sen de artık Bilsem programlarına katılırsın. Katılman bize sevindirir. İyi bakalım. Ailene de çok selamlar. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hadi bay bay. Hoşça kal. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet.